Steam Deck işe yarıyor. Yani ben, ya şu, bak şöyle söyleyeyim. Steam Deck ne işe yarıyor biliyor musunuz? Steam Deck %100 ihtiyacınız olan bir şey değil. Ama olduğunda kafa çok rahatlıyor. Kesinlikle şeyini hissediyorsun. Hani gerek var mı? Hayır. Kesinlikle gerek yok. Hoş mu? Evet. Yani belli bir bütçen varsa, yani yayından para kazanıyorsan, o yatırımı kesinlikle ona yapman lazım bence. Yok, lüks gibi değil. Öyle diyeyim. Yani yayın işinse veya yayından bir para kazanıyorsan, ona o yatırımı yapman lazım bence. Öyle diyeyim. Çünkü çok hoş. Steam Deck için iOS ve Android uygulamalar var. Aynı değil abi. Aynı değil. Kesinlikle aynı değil. Yok, Steam Deck... Abi bak, anlıyorum. App'le falan yapabileceğinizi düşünüyorsunuz ama... Şimdi bak, tablete kurdum, app'e bilmem ne yaptım falan diyorsunuz ama sen yanında tablet, dev gibi tableti 7/24 full açık tutuyorsun. Burada bir kere negatifi gördüm. Geçmiş olsun yani. Yani olay şey, o kafa rahatlığı. Yani orada dedicated, direkt dümdüz sadece o şey için, yayın için çalışan bir düğmem var. Her şey orada. Mesela işte ben hani direkt yayın şeyine geçebiliyorum. Bu şeye geçebiliyorum. İsmi nedir? Full kameraya geçebiliyorum. Size mikrofonu kapatabiliyorum. Mikrofon kapatma tuşuna basmışım. Çakma Minecraft videosu şeyine geçebiliyorum. Scene'ine geçebiliyorum. Daha çok şey yapabilirim de ben üşendiğimden yapmadım. Benimkisi çok basic. Dünyanın en gereksiz kendi şey Steam'deki özelliklerini kullanıyorum da, anlayın işte. Yayını kapatma tuşunu koymadım. Hayır. Ama işte dediğim gibi yani para kazanıyorsanız, yayından para kazanıyorsanız ve hani böyle para kazanıyorsunuzdan kastım abi yaşıyorum değil, hani ekstra para kalıyor sizle. Ekstra para kalıyorsa o zaman evet, mantıklı.